Türkiye'nin haberi sektörleri ve firmaları tanıtmaya devam ediyor. Bugün İzmir Çeli ilçesinde bulunan Kapone Kafe'deyiz. Birazdan işletme sahibi olan Meltem Hanım'la bir röportaj gerçekleştireceğiz. İyi seyirler. Meltem Hanım merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkürler. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz lütfen? Tabii, Meltem Çiçek ben. 32 yaşındayım. 10 sene özel sektörde çalıştım. Özel sektörün de verdiği yorgunlukla artık kendi işimi yapmak istedim. Çiğli bölgesinde Çiğli halkına yeni bir hizmet kazandırmak için böyle bir kafe işletmesi kurmaya karar verdim. Yaklaşık 6 aydır da burayı işletiyorum. Tam da pandemi sürecine girdiniz aslında bu sektöre. Bu süreçte aldığınız önlemler nelerdir? Pandemi sektöründe aldığımız önlemler, öncelikle zaten devletimizin bize sunduğu önlemler var. Onları yapıyoruz. Personellerimiz maskeyle çalışıyor. Mutfakta hijyen kurallarına her zaman zaten özen gösterilmeli ama bu süreçte de artı özen gösteriliyor. Gelen misafirlerimizin ateşleri ölçülüyor ve HES kodları sorgulanıyor. Masalarımız ona göre birbirlerine uzak şekilde ayarlanıyor. Bu şekilde uygulamalarımız var. Aslında kafenizde iki bölüm var. Hem açık havadar bir alan var hem de kapalı bir alanınız var. Bu yüzden de aslında pandemi sürecinde gerekli önlemleri aldığınızı bu şekilde de gösterebiliyorsunuz. Tabii. Şöyle, bizim bir de kapalı alanımızın da şu özelliği var. Açılır kapanır cam şeklinde sistemimizi oluşturduk. Sürekli hava alan, oksijeni sürekli yenilenen bir ortamda oturuyor aslında misafirlerimiz. Hizmetlerinizden bize biraz bahsedebilir misiniz lütfen? Şöyle, bizde soğuk olarak içebileceğiniz bütün kahveler, sıcak olarak içeceklerimiz var ve onun dışında alakart bir mutfağa sahibiz. Tava yemeklerimiz zaten sürekli ve hani günlük ürünlerle taze bir şekilde yapılıp misafirlerimize sunuluyor. Paket servisiniz var mı? Paket servisimiz var. İki tane özel firmayla çalışıyoruz. Onların üzerinden bizimle iletişim kurduklarına tabii ki misafirlerimizin tekrardan ürünlerini yolluyoruz. Sizin gibi genç kadın girişimcilere buradan tavsiyeleriniz nelerdir? Tavsiyelerim şu: öncelikle cesaret. Tabii öncesinde hayal kurmanız gerekiyor. Hayalleriniz olmalı ve adım atmak için cesarete sahip olmalısınız. Çok zor, evet, zorlanıyorsunuz ama yine de o adımı atmalılarını öneriyorum. İleriye dönük hedefleriniz neler? İleriye dönük hedeflerimiz buranın şubelerini açmak. Çiğli bölgesinde bir yerimiz var. Birkaç yer daha açtıktan sonra farklı ilçelerde, belki farklı şehirlerde şubelerimizi açıp, hatta olursa bile franchise şeklinde hizmet vermek istiyoruz. İzleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? Bize önce konumumuzu paylaşayım ben. Biz Çiğli İnönü Mahallesi, 9 Eylül Caddesi, No 11 Taksim 2'de hizmet veriyoruz. Bir de Instagram hesabımız var. Kapone Kafe olarak yazdıklarında zaten konumumuza da sayfamıza da ulaşabiliyorlar. Buradan son olarak hem buraya gelen konuklarınıza hem de bizim izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Mutlaka uğrayıp bir kahvemizi içmelerini tavsiye ederim. Tabii yemek yerlerse o lezzetten dolayı bir daha geleceklerine de eminim. Bu kadar. Sizleri tebrik ediyoruz Çiğli ilçesine bu güzel hizmeti kazandırdığınız için. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı Meltem Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.